Hem murt da topladım sattım. Yani kendi doğal bahçeden dağdan. Hep yani doğal her şeyi yaptım. El örgülerimiz var, mantılarımız, böreklerimiz, içli köftelerimiz. Ya akla gelebilecek her şey kadın elinden geçmekte. Arsus Belediyesi'nin 200 kadınla açtığı Salı Pazarı'ndayız. Bu pazar özellikle kadınlara özgü. Ellerinin lezzeti, maharetleriyle kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Hatay'da 200 kadın kendi ürettiklerini kendileri satıyor. 200 kadın bir aradayız, 200'e yakın kadın. Bu kadınların ortak özelliği hepsinin üretiyor oluşu. Bu platform için öncelikli olarak Arsuz Belediyesi'ne ve Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Girişimcilere destekse Arsuz Belediyesi'nden geldi. Kadın üreticiler için semt pazarı kuruldu. Çok da güzel satışlar yapıyoruz. Burada elde edilen gelirle hem evlerimize katkıda bulunmuş oluyoruz. Bizi bu konuda daha çok geliştirelim. İstediğimiz şey bu, evet. Çünkü biz ahşaba başlarken de öyle başladık. Önce şöyle küçük bir ahşapla başladık elimizde. Sonra bunun çok sonsuz olduğunu, hani bunun sınırının olmadığını fark ettik. Burası Arsuz'un yöresel ürünler kadın eli semt pazarı. Küçücük bir şeyden başladık, çok büyük bir kapı açıldı. Aynen. Öyle diyebiliriz. İşimizi çok severek yapıyoruz. Burası da bizim için çok iyi oldu. Hani bir gün, haftada bir gün gelelim diyorduk. İki güne çıktı ama biz dayanamıyoruz, bir bağımlılık yaptı. Güzel şeyler oluyor işte, inşallah insanlarımız alışır da gelirler yani. Güzel ortam var. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven 5 aydır süren pazarda üretici kadınlarla buluştu. İşsizliğin hem de gelir dağılımının çok kötü olduğu bir ortamın olduğunu da bildiğimizden ev ekonomilerine katkıda bulunmak üzere kadınların kendi emeklerinin ortaya çıkarılması, üreticilik yanlarının ortaya çıkması ve bunu artı değere getirmek için böyle bir faaliyetimiz olmuştur. Arsuz Belediye Başkanı Güven, eşi Behice Güven'le birlikte örnek bir belediyecilik anlayışı çiziyor. Güven ailesi üretimden pazarlama aşamasına kadar üreticiyle birlikte çalışıyor. Ekonomik olarak baktık olaya. Aynı zamanda kadınların kendine olan güvenlerinin ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmanın önemini bildiğimiz için bu konu üzerinde durduk. Domatesleri, salçasını, konservesini, toz biberini hepsini biz önceden zaten bu işlere girmiştik, yapıyorduk. Belediyemizden istedik, sağ olsunlar ilgilendiler. Tarlada ürettiklerini pazara çıkaran kadın üreticiler gururlu ve mutlu. Uykusuzuz ama emeğimizi bir şekilde almaya çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Memnunuz, çok mutluyuz. İnşallah devam eder. Daha da büyür, daha da geniş kitlelere yayılırız.